Evet, başladı. Merhabalar. Sanırım kayıt başladı. TMMOB'nin tarihi ve toplumdaki yeri konu başlıklı online seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. İMO Genel Başkanı Sayın Taner Yüzgeç ve İMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eylem Ulutaş Ayatar. Evet, odamızın ve birçok mühendislik odasının bağlı olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin tarihi ve toplumdaki yeri aslında bizleri yani inşaat mühendisi adaylarını çok ilgilendiren bir konu. Bu anlamda çok faydalı olacağını düşündüğüm bir seminer. Konuşmalara başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sorularınız veya belirtmek istediğiniz görüşleriniz olursa yorum sekmesine yazabilirsiniz. Konuklarımızın konuşmaları bittikten sonra sorularınızı onlara iletmeye çalışacağım. İlk söz hakkını Eylem Hanım'a vermek istiyorum. Buyurun Eylem Hanım. Teşekkürler Denizciğim. Herkese merhaba. Tabii ben de moderatörümüzü bir tanıtayım. Sevgili Deniz, 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyor. Üç desem başım ağrımaz herhalde, değil mi Deniz? Yok, Üç ağırmaz. de ağrımaz, tamam. Üçüncü resmiyette 4. sınıfta ama 3 tane de dersi var. Ve aynı zamanda Gençim Odada konsey yöneticimiz. Bugün de bize moderatörlük yapacak. Kendisine şimdiden teşekkür ediyorum. Ben Bir teşekkür ederim. teşekkür de tabii sevgili başkanımız Taner Yüzgeç'e. Bu sene öğrenci üyelerimize yönelik geliştirdiğimiz iki projenin biri Beyaz Baletli Kadınlar projesi, bir diğeri de Köprü projesinin başlangıç etkinliğini biz meslek odamıza ve TUMOB'a ayırdık. Tabii ki Taner Başkanımız Genç UMO yönetmeliğinin aslında Genç UMO'nun kurumunda, kuruluşunda ve yönetmeliğin yayınlanmasındaki dönemde yönetim kurulu başkanımızdı. Yine yan yana olmaktan ve Gençim o etkinliğinde buluşmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek isterim öncelikle. Bu iki projemizden de biraz bahsetmek isterim. Biri Beyaz Baletli Kadınlar Projesi. Bunun aslında en temel amacı erkek mesleği olarak bilinen inşaat mühendisliğinin aslında cinsiyetinin olmadığını anlatmayı hedefleyen bir proje. Ve ikinci yılındayız bu sene. Gittikçe büyüyen bir proje. Toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu aslında bir toplumun sorunu bildiğiniz üzere. Ve meslek odası olarak biz buna nasıl, bu mücadeleye nasıl destek olabiliriz diye düşündüğümüzde önümüze aldığımız bir proje bu. Ve bu sene büyüyerek geliştirdiğimiz bir proje oldu. Diğer şubelerimizden de destek aldık. Adana şubemizden, Mersin, Eskişehir şubemizden, Makine Mühendisleri Odası İzmir şubesinden destek aldığımız, genişlettiğimiz büyüyen bir proje aslında şu anda. Bir diğeri de Köprü projesi. Bu da öğrenci üyelerimize, öğrenci temsilcilerimize yönelik bir proje. Bu iki projede de aslında şöyle bir mekanizma var. Bir yol arkadaşlığı, deneyimli mühendisle öğrencimizin bir yol arkadaşlığı tanımlanıyor. Aynı zamanda işte teknik eğitimler de, teknik destekler de veriliyor öğrencilerimize. Ama bu yol arkadaşlığı tabii sadece o mühendisle öğrencimiz arasında değil, aynı zamanda meslek hayatına başlayan öğrencimizle onun arasındaki bir yol arkadaşlığını da başlatıyor. Yani bir yönetmeliğimiz var, bunu yayınlamıştık zaten. Bu yönetmelik gereği temsilcilerimizi de seçiyoruz. Ama tabii ki bize düşen görev ne yaptıysak üzerine eklemek. Dolayısıyla bu iki projeyi de bu anlamda önemli, değerli görüyorum ve gelişmesi gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Ve etkinliğimiz de TUMOB'un tarihindeki yeri TUMOB'un. Tabii Taner Başkan buradayken ben TUMOB'un tarihinden bahsedecek değilim. O bana düşmez diye düşünüyorum. Ama kendi kişisel tarihimdeki TUMOB'un yerinden ve hani meslek örgütümden ne algıladığım, belki ne istediğim, hani bir şube başkanı olarak ne yapıyorum, hani bunlar üzerine bir sohbet üzerinden de geçebilecek bir söyleşi düşünüyorum aslında bugünü. Tabii hani bir laf vardır ya, anlatılmaz yaşanır denir ya, bu örgütlülük de böyle bir şey. Sizler de zaten bunu fark edeceksiniz. Hani bir seminer olmaz bu. Ancak işin içine girdikten sonra sizler de zaten bu örgütün içerisinde yaşayacaksınız ve hissedeceksiniz aslında bunu.
Benim de TUMOB'un yani kendi yaşamım içerisinde TUMOB benim çocukluk yaşlarından itibaren vardı diyebilirim. Bir oda vardı benim hep hayatımda ama bu inşaat mühendisleri odası değildi, elektrik mühendisleri odasıydı. Babamın elektrik mühendisleri odasında yöneticiliği son zamanda şube başkanlığı görevi yürütmesi nedeniyle bizim evimizde hep bir oda vardı. Bu oda tabii dostluktu, arkadaşlıktı bizim için o dönemlerde. Ancak babamın vefatından sonra bir aile oldu. Çünkü hep birlikteydik açıkçası. Dolayısıyla çocukluktan beri aslında TUMOB'un içerisindeydim diyebilirim. Tabii kendi mesleğimi kazandıktan sonra da bir süre bir firmada çalıştım. Sonra kendi işimi yaptım ve en son kendimi yine odada buldum. Bu sefer kendi odamda buldum. Ve 2006 yılından itibaren de görev yapıyorum diyebilirim aslında. Profesyonel olarak çalıştım. Önce örgütlenme sekreterliği, şube sekreter yardımcılığı, şube sekreterliği ve 2020 yılının Şubat ayının sonundan itibaren de şube başkanlığı görevini yürütüyorum. Dediğim gibi o da işte bir dostluk, arkadaşlık, kardeşlik, bir aile olmuştu. Ama sonradan da bir iş yeri olmuştu benim için. Ama hiçbir zaman gerçek anlamda da bir iş yeri olmamıştı. Hani normal şartlarda iş yerinde işte her gün saat 9-10'da çıkmazsınız değil mi? Ya da aynı şefle gelmezsiniz o işe eğer çıkıyorsanız o saatlerde. Hani zorlukla çalışılan birçok iş yeri var ama severek yapmazsınız bir işi. Bu kadar hani severek götürmek de benim için bir şanstı diyebilirim. Tabii bunu düşündüğümde aslında çevremdeki insanların güzelliği ve ortada bir amaç ama bir çıkarın olmadığını bilmemdi. Hani bu bana bir rahatlık veriyordu. Ve büyük bir her zaman bahsederim. Şubede de büyük bir mutlulukla çalıştım, görev yaptım. Ve dediğim gibi 2020 yılının tüm uğruna rağmen diyeyim, Şubat ayının sonundan itibaren de şube başkanlığı görevini yürütüyorum. Dediğim gibi göreve geldik, bir pandemi dönemi yaşadık. Ardından da İzmir depremini yaşadık. Biliyorsunuz hep beraber yaşadık zaten. Biraz sondan geleceğim. Şimdi bu İzmir depreminde tabii İzmir'de yaşandı. İnşaat mühendisleri odası doğrudan işin merkezindeki meslek ve oda. Şunu takip etmişsinizdir diye düşünüyorum. Yani bu hasar tespit çalışmalarındaki yer alma isteğimizi ve bizim bu sürecin dışında tutulmak istenilmemizi de takip etmişsinizdir diye düşünüyorum. Tabii burada bir ısrar vardı. Aslında belki şunu da söylemem gerekiyor. Yani iki bakış gördük biz burada. Bir İzmir halkının bakışı, bir de merkezi idarenin bize bakışı. Yani meslek odamıza bakışı. Şimdi merkezi idarenin bakışını değerlendirirsek orada aslında ısrarla yer almak istediğimizi ifade ettik. Çünkü elbette ki biz olacaktık. Yani doğrudan bizimle ilgili bir iş tüm Türkiye'deki teknik elemanlar seferber olmuşken, İzmir'e gelmişken, İzmir'de büyük bir deprem yaşanmışken, aslında hasar varken İzmir'deki binalarda elbette ki buradaki mühendislere de ihtiyaç var diyerek kamu kurumlarına, aslında bu konuda yetkili kamu kurumuna diyeyim. Biz de hani kamusal niteliğimizden ötürü desteğimizi ilettik, elimizi uzattık. Ancak maalesef bunda olumlu bir cevap alamadık. Ama burada hep ifade etmek istediğimiz şey şuydu. Bu bir sorumluluk. Hani onların oturduğu koltuklar da kamunun koltuğudur. Bizimkiler de öyledir. Dolayısıyla hani bu çerçevede bakmak gerektiğini düşündüğümüz için ısrar ettik aslında. Ama maalesef işte dediğim gibi çok olumlu bir cevap alamadık. Ama tabii ki biz kendi sürecimizi yürüttük ve bize danışan vatandaşımızın da halkımızın da yanında olduk. Ama bir de İzmir halkının bakışı vardı bize. İşte o beni iyi ki buradayım dedirten bir his uyandırdı bende. O onur, o mutluluk bana gerçekten de belki hissetmediğim bir şeyi hissettirdi diyebilirim açıkçası.
Çünkü ona dayanarak, aslında bir şeye güvenerek yaptık biz bunların hepsini. Yani çünkü haklı olduğumuzu biliyorduk. Olmamız gerektiğini biliyorduk. Bir şeye güveniyorduk. İşte o güven de aslında, o onur da bugünün konusu olan hani TUMOB'un tarihinden geliyor diye düşünüyorum. O bağımsız yapıdan geliyor diye düşünüyorum özellikle. Zaten biliyorsunuz TUMOB yasa taslağı değişmesi sürekli gündemde oluyor. Zaman zaman önümüze geliyor TUMOB bunun şeyini, yasasını değiştirmek. Aslında orada hedef alınan şey de o bağımsız yapı. Yani o bağımsız yapıyı aslında değiştirmek. Çünkü ondan güç alıyoruz biz. Yani o bağımsızlık bize ciddi anlamda bir güven veriyor. İşte toplumun böyle bağımsız yapılara ihtiyacı olduğunu bilmek gerekiyor. Dolayısıyla bu TUMOB yasa taslağına da bakarsak, hani gündeme zaman zaman gelen yasa taslaklarına baktığımızda da bu yapıların özellikle belki demokrasinin de çok gelişmediği ya da zaman zaman gerilediği ülkelerde, bizim gibi ülkelerde bu bağımsız özerk yapıları korumanın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz diyebilirim. Ve etmeyeceğim dedim ama biraz da kısaca bahsedip sonlandırayım konuşmamı. 1954 yılında kurulan bir meslek örgütüne sahibiz. Hatta bir hafta sonra, tam bir hafta sonra İnşaat Mühendisleri Odası olarak da kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız. Büyük bir odayız. 26 şubemiz, sanırım 114 temsilciliğimizle aslında Türkiye'nin her yerinde örgütlü büyük bir meslek odasıyız biz. Ve 600 bine yakın üyesiyle de TUMOB. Aynı şekilde 24 odasıyla hani kocaman bir meslek örgütüyüz aslında. Ciddi bir gücüz biz. Bir amaca hedeflenmiş, inanmış yöneticiliğiyle birlikte diyebilirim aslında. Ve tabii bu meslek odasının, TUMOB'un tarihine de baktığımızda hani bir tarih gözümüze çarpıyor. İşte 1970'ten itibaren bir hat belirleme gibi bir durum da söz konusu. Bu tabii işte 50'lerden, 60'lardan bu yana işte ülkenin değişimi, ekonomisinin değişmesi ve işte bir toplumsal muhalefetin gelişmesi, işte 70'lerdeki o toplumsal muhalefetin içerisindeki öğrencilerin katılımı ve o öğrencilerin içerisindeki mühendis mimarların TUMOB'un içerisinde var olmaları, yönetici olarak var olmaları aslında bir hat da belirlemiş bize. Yani nedir o hat? İşte o başkanımızın Teoman Öztürk 73-80 yılları arasında TUMOB'un başkanlığını yürüten sevgili Teoman Öztürk'ün o sözünü hatırlarsınız hepiniz. Hani o mühendislik bilimini, bilginizi işte halkın yararına kullanma üzerine o hat aslında bizim de hattımızdır diyeyim. Yani oturduğumuz koltukların aslında hattıdır diyebilirim. Ve tabii aynı zamanda hani buradan da bahsetmeden de geçmemek gerekiyor. Bizim bir meslektaşımız olan Harun Karadeniz'den de bahsetmem gerekir tabii ki. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken aslında o öğrencilik sürecinde işte toplumsal mücadelenin saflarında yer alan halkın hak arama taleplerinde hep ön saflarda yer alan işte eğitimin özelleştirilmesi gibi altıncı filoya yönelik eylemlere katılan ve uzun tutukluluk sürecinin sonunda işte yakalandığı kanser hastalığının işte tedavisinin karşılanmamasının sonucu kaybettiğimiz bir meslektaşımız aslında. İşte onların yolu açıkçası bizim de yolumuzdur diyebilirim. Onların isimlerini buradan anmakta istiyorum elbette TUMOB'dan bahsedince. Dediğim gibi bir bakış açısı aslında bir yol var bizim için. Ya nasıl bir yol? İşte mesela bir yatırım denilince özellikle sıkça zaten dillenilir. Hep aklımıza ne gelir? İşte bir yol, bir köprü
belki binalar geliyor yatırım denildiğince aslında. Hani sosyal devlette işte sağlığa da yatırımdan bahsetmek gerekir, eğitime de yatırımdan bahsetmek gerekir. Ama yatırım denince hep işte özellikle bizim de tabii içinde olduğumuz bir yatırımdan söz edilir. Şimdi bir inşaat mühendisi olarak elbette bizim hani yatırımı reddetmemiz mümkün değil. Kendi mesleğimizi reddetmek anlamına gelir. Ama o bakış açısı bize şunu sorduruyor işte. Hani bu yatırım ne için? Kimin için? İşte bu soruyu sormaya başlayan kişiler aslında TUBOB'un içerisinde olan kişiler. O çizgi bu çizgi işte. Yani kimin yararına yapılıyor? Sorusunu sorduğun zaman o zaman başka şeyler düşünülmeye başlıyor. Yani bu kamu kaynakları ne için kullanılıyor sorusunu sormak bizim için bir görev olarak görüyorum ben bunu. Örneğin hani İzmir'den bahsetmek gerekirse belki hani görmüşsünüzdür TUMOB'un çalışmaları içerisinde de işte İzmir'de diyelim ki bu TUMOB bu bağımsız yapısına sahip olmasaydı bu kamu kaynakları nereye kullanılıyor dert etmeseydi şimdi sokağa çıkma yasağı var ama biz eğer olmasaydı kordonda olabilirdik. Hani orada vakit geçirecek olabilirdik. Orada bir yeşil alan var. Kullandığımız bir alan var. O alan olmayacaktı işte. O alan köprü işte viyadüklerle dolu olacaktı ve bir yol olacaktı. Düşünün sahil kentiyiz. Bu sahil kentinde insanlar biz denize ulaşamayacaktık. TUMOB olmasaydı. Konak meydanında hava gazında bir AVM olacaktı. Ahmet Adnan Saygun Merkezi, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi bunlarda bambaşka yapılar olacaktı. Ve Balçova yamaçları imara açılacaktı. Yani dolayısıyla aslında şu anda boş görülen her alanda bir ticari yapılaşma hedefine karşı duracak olan işte TUMOB'dur. O bağımsız yapısıyla TUMOB'dur. Öyle düşünüyorum ben. Bize sıkça şeyden bahsedin, hani istemezlikçi denilir bilirsiniz. Aslında öyle değil tabii. Biz her şeyin en güzelini istiyoruz. Sadece kendimiz için istemiyoruz elbette. Ama biz daha özgür, eşit ve barış içinde bir dünyada yaşamak istiyoruz aslında. Biz yaşanabilir kentler istiyoruz aslında. Biz sadece onların istediklerini istemiyoruz. Öyle bir fark var diyeyim. Ben burada noktalıyım şimdilik konuşmamı. Deniz'ciğim sana bırakıyorum sözü. Sonra soru cevap olursa tekrar girerim. Tamamdır. Teşekkürler Elim Hanım. Değerli konulardan bahsettiniz ve değerli kişiler hakkında bizlere tekrar hatırlattınız onları. Teşekkürler konuşmanız için. Taner Bey buyurun. Sizden de birkaç söz alalım. Mikrofonunuz açık değil Taner Bey. Umarım birkaç cümleyle anlatabilirim diyeceğim ama bunu ne yazık ki başaramayacağım. Yani bugüne kadar başaramamış olmamdan dolayı başaramayacağımı şimdiden ifade edeyim. Ama çok teşekkür ederiz. Dinlemekten umarım, zevk alırız. Umarım Eylem Başkan kadar net bir biçimiyle anlatmaya çalışırım. Çok güzel ifade etti. Özellikle TMMOB'nin odaların mevcudiyetinin toplum açısından yerinin ne olduğuna dair. Buna ilave çok fazla şey söylenmeyecek ama belki biraz daha örneklerle çeşitlendirebilirim bunu. Şimdi TMMOB'nin tarihine bakarken veya tarihteki yeri ve TMMOB'nin toplum içerisindeki yerini değerlendirirken soyut bir tarihsel sıralamadan çıkmak mümkün değil. Kuşkusuz ki bugünümüze ne kadar bugünümüzü ne kadar belirlediğine bağlı tarihsel vakaların, tarihsel gelişmelerin. Yani bugünümüzü anlamak ve yarınımızın ne olabileceğini öngörmek için tarihi değerlendirmek önemli. Tarihi bilmek önemli. Bu anlamıyla da konu başlığının bu çerçevede belirlenmiş olması
Bence önemli bir başlık. Umarım sizlere faydalı olabiliriz. Umarım kısa bir zaman içerisinde geniş bir tarihi anlatabilme şansına sahip olabilirim. Ama gene de tarihi anlatırken belli bir özneden yola çıkmak lazım. Yani bugünün temel sorunlarının ne olduğunun tarihsel değerlendirmesini yapabilmek lazım. Bunun için de aslında ben biraz eğitim meselesinin, bugünün eğitim sorununun tarihsel derinliğinin ne olabileceği konusunda veyahut da tarihsel geçmişinin ne olduğu konusunda bir bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu çerçevede bir şeyler söyleyeceğim. Fakat gene de kısaca TMMOB'yi anlatmakta fayda var, dönemini anlatmakta fayda var. Umarım bu kısa anlatıyı kısa tutabilirim. Yıl 1954. Aşağı yukarı ilk kurulduğu yıl 10 civarında odayla kuruluyor. Türk Mühendis ve Mimar Adaları Birliği. Daha doğrusu ilk önce Türk Mühendis ve Mimar Adaları Birliği kuruluyor. Daha sonra 10 tane aynı yıl içerisinde 10 tane odayı da kuruyor peşi sıra. İnşaat Mühendisleri Odası da bunlardan birisi. 1954'ten bu yana TMMOB ile birlikte faaliyet gösteren TMMOB'nin kimi zaman kavgalı TMMOB ile, kimi zaman dost, kimi zaman tam bir destek, kimi zaman aslında belki de varlığını sorgulayacak düzeyde eleştiren. Çok böyle nasıl diyeyim, zikzaklı, inişli çıkışlı bir ilişkisi var Türk Mühendis ve Mimar Adaları Birliği'ni ile İnşaat Mühendisleri Odası arasında. Bu sadece İnşaat Mühendisleri Odası açısından değil, diğer tüm odalar için de keza böyle. Tabii ilk örgütlenmesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği değil, bütün mühendislerin. Osmanlı'dan bu yana bir örgütlenme içerisinde Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti var, 1910'lu yıllarda kurulmuş. Daha sonra Cumhuriyet'le birlikte Yüksek Türk Mühendis Yüksek Mühendis Cemiyeti ve Türk Mimarlar Cemiyeti olarak iki ayrı örgüt. Daha sonra ta şeylere kadar, 1954'e kadar varlığını sürdürüyor. Şimdi peki bu örgütlerin var olabilmesi için mühendis ne kadar var veyahut da mühendisin yeri nedir ülkede? İlk Osmanlı döneminde 1800'lü yıllarda kurulmuş olan Mühendishane-i Berru Mayun adlı örgütlenme veyahut da bir mühendis teşkilatı veya mühendis yetiştirme birimi diyelim devletin. 1883 yılında aslında mühendisliğin bir eğitimini verme ihtiyacından yola çıkarak bir okul kuruyor ve bunun adına da Hendese-i Mülkiye diyor. İlk kendisine de bir hedef koyuyor. 100 civarında bir öğrenciyi mühendis olarak yetiştirme hedefinde. Ama 25 tane öğrenciyi zar zor buluyor, gerisini bulamıyor. Dönemin tabii iletişim araçları çok da fazla öyle radyo, televizyon, gazete gibi olmasa gerek. Tellal buluyorlar ve bir davul ile birlikte İstanbul sokaklarında gezdiriyorlar. Diyorlar ki yeme bedava, yatma bedava, giyecek bedava, her şey bedava. Eğitim parasız, gelin mühendis olun. Ama buna rağmen yeterince öğrenci bulamıyorlar. O dönemlerde bir başka okul olan Mülkiye, Mektebi Mülkiye. Oradan zorla bazı öğrencileri Mühendishane-i Mülkiye'ye transfer ediyorlar. 100 civarında öğrenciyle ilk mühendislik eğitimine de başlıyorlar o yıllarda.
Yani mühendislerin yetişmesi de böyle ülkede Osmanlı'nın son dönemlerinde. Hedefleri 4 yıl. 4 yıllık bir eğitim ve 4 yıllık bu eğitimin sonucunda da işte mühendis olarak hizmete sunabilmek, ülkenin hizmetine sunabilmek insanları. Ama daha sonra 6 yıla çıkarmak zorunda kalıyorlar. Çünkü eğitimin kalitesi o kadar düşük ki öncesi eğitimin kalitesi o kadar düşük ki bir türlü istenilen düzeye yetişemiyor. Sonra 7 yıla çıkarıyorlar. O mezun dönemi 7 yılda mezun olduktan sonra mühendis olarak ülke hizmetine giriyor. Daha sonraki yıllarda hendese-i mülkiyenin eğitim süresi 6 yılla tekrar düşüyor ve bu böyle devam ediyor. Yani Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılları, Osmanlı'nın sonu, Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılları kuşkusuz ondan sonraki zaten özellikle 1926'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilk mühendislik mektebinin kurulması 1926 yılına nüvesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin nüvesi olan 1926 yılında üniversite kuruluyor ve inşaat eğitimi de onunla birlikte başlıyor. Kuşkusuz bunun yanı sıra Cumhuriyet Avrupa'ya özellikle yurt dışına eğitim almak üzere öğrenciler de gönderiyor. Bunların dönüşüyle birlikte artık yeni cumhuriyet, yeni dönemin bayındırlık ve imar politikalarında, iskan politikalarında istihdam ediliyorlar. Yatırımlarında daha doğrusu, imar yatırımlarında, bayındırlık yatırımlarında istihdam edilmeye başlanıyor. Devlet bünyesinde büyük oranda. 1950'li yıllara kadar aslında mühendisler büyük oranda devlette istihdam edilmekteler ve teknokratlar doğrudan yatırımları planlıyorlar, koordine ediyorlar ve icra ediyorlar. Hayata geçmesini sağlıyorlar. 1950'li yıllara gelindiğinde devlette böylesi bir teknokrat kadro ve üstelik genel olarak politikalarda da etkili bir teknokrat kadro olduğunu görüyoruz. 1945 sonrasında İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte tabii yeni bir dünya dönemine giriliyor. Yeni bir düzen. Savaş iki kutuplu bir dünya yaratmış durumda. Ve yaklaşık 10 yılın üzerinde süren gerek savaşın kendisi gerekse öncesi itibariyle yatırımsızlıklar birdenbire bir patlama noktasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de. 1950'li yıllar bayındırlık faaliyetlerinin yani yoldu, karayoluydu, barajdı, sulama kanallarıydı ve aynı zamanda da şehirleşmeydi konularında oldukça bir büyük faaliyetlerin yaşandığı bir dönem 1950'li yıllar. Ve dolayısıyla aslında bu yatırımların, bu hamlelerin karşılığı kadar da mühendisin olmadığı dönemler. 1950'li yıllarda bu vaziyette kuruluyor Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. İnşaat mühendisleri de bunun içerisinde önemli bir yere sahip. 1950'li yıllar tabii kuruluşuyla birlikte devletin memurlarının bir organı vaziyetinde TUMOP ve İnşaat Mühendisleri Odası. Kadroları genel müdürlerden, işte daire başkanlarından veya yüksek rütbeli, rütbe demeyelim, yüksek kademedeki görev yapan mühendislerden oluşuyor. İlk başkanı mesela DSİ genel müdürü. Onun haricinde tabii bir sürü yönetici pozisyonundaki mühendisler
İnşaat Mühendisleri Odası'nın kuruluşunda ve sonraki süreçlerde yer alıyor. Ve odamızın ilk başkanlarından, daha doğrusu üçüncü başkanı bir kadın. 1956 yılında Hürriyet Sırmaçek. Yani bugünümüzün aslında eylem başkan gibi oldukça, nasıl diyeyim, bir örgütün, örgütümüzün kolay, zar zor bir kadın başkanlar çıkarıyor olduğu dönemi, bugünün dünyasında ve bugünün Türkiye'sinde olduğu dönemi düşünürsek, geçmişe baktığımızda 1956 yılında odamızın genel başkanının bir kadın olması bence odamız adına çok büyük bir, nasıl diyeyim, gurur vesilesi. Bunu da ifade etmiş olayım. Ama kuşkusuz ki dönemin özelliklerinden birisi de bir yandan mühendislik, yani rasyonel düşünce, analitik düşünce. Diğer yandan da zaten genel dünya düzeninde modernizmin hızla yayılması, yaygınlaşması süreci. Bu ikisinin birleşiminde her ne kadar inşaat mühendisliği bir erkek mesleği gibi görünse dahi, aslında o dönemlerde kadının yeri bugünkünden çok daha önemli ve kıymetli, veyahut da kadının yer almasına verilen, atfedilen önem bugünkünden daha kıymetli olması hasabıyla, gerek teknokrat kesimde, gerekse de bizim gibi kurumlarda kadınlar ön plana çıkabiliyor. Bilirsiniz, belki gene Anıtkabir'in kontrol amiri, inşasının kontrol amiri de gene bir kadın meslektaşımızdı dönemimizde. 1950'li yıllar böyle. Dolayısıyla da İnşaat Mühendisleri Odası'nın devletle olan ilişkisinde de bir yeknesaklık var, bir uyum var. Ama 1960'lı yıllarda ise durum biraz daha farklılaşmaya başlıyor artık. Çünkü bir yandan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne ilave eden Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin kurulması ve hatta 60'lı yılların ilk dönemlerinde 20'ye yakın üniversitenin daha kurulmasıyla birlikte artık Türkiye'de de mühendis oranı artmakta ve 60'lı yıllardaki artık kapitalist düzenin de gelişmeye başlamasıyla birlikte yatırımların özel yatırımların çoğalmasıyla birlikte özelde çalışan mühendisler de artmaya başlıyor. Dolayısıyla yani kamu, devlet, her ne kadar devlette çalışan mühendis sayısı daha fazla olmasına rağmen özel sektörde çalışan mühendis sayısı da 1960'lı yıllarda artıyor. Dolayısıyla mühendislikte ihtiyaç olan şeylerin, ihtiyaçlar da buna göre şekillenmiş oluyor. İnşaat Mühendisleri Odası o dönem gene devletle olan ilişkilerinde daha sıkı bir ilişki, özellikle ilk yarısında 1965-66'ya kadar daha sıkı bir ilişkiye sahip olmasına rağmen, gerek eğitimle ilgili, gerek yayınla ilgili, gerek faaliyetlerindeki teknik ve akademik çalışmalarıyla ilgili daha aktif, daha katılımcı, 1960'lı yılların ruhuna daha uygun. 60'lı yılların ruhu bildiğiniz gibi 1961 anayasasıyla birlikte özellikle özgürlükçü ve demokratik yönü son derece gelişmiş ve güçlü olan bu anayasanın yaratmış olduğu ortamın sonuçları odamızı da bu çerçevede zorluyor ve davranmaya da teşvik ediyor. Dolayısıyla katılım odamızda artıyor. 1965'li yılların ikinci yarısından itibaren de zaten artık biraz daha hak arama mücadelesi ön plana çıkmaya başlıyor. Her ne kadar odanın üyesi olan ve odayla ilişkileri son derece gelişmiş bir kişi olan dönemin başbakanı,
Süleyman Demirel 1965 yılında %52 oy ile seçilerek başbakan oluyor. Hatta İnşaat Mühendisleri Odası'nın genel kuruluna falan geldiği zaman TRT bunu canlı olmasa bile yayınlayabiliyor. Tüm genel kurulu, 3 gün 4 gün süren genel kurul süreçlerini ve aynı zamanda bakanların tabii odayla ilgili hem odanın genel kurulunda hem de sonraki faaliyetleri ve komisyonlarında yer alıyor olması, oda devlet veya siyaset ilişkisinde odanın hala siyaset yanına yakın, onlarla birlikte davranır pozisyonda olduğunu gösteriyor. Fakat aynı zamanda artık özellikle 1965 yılından itibaren iki konuda İnşaat Mühendisleri Odası yoğunlaşmaya başlıyor. Bunlardan birisi özel okullar, bir diğeri ise teknik devletteki çalışma pozisyonu çok belli olmayan, yani yönelik personel adı altında isimlendirilen, ne işçi statüsünde ne memur statüsünde olan ve özlük hakları tarifsiz kalan teknik personelin yasal bir güvenceye kavuşturulması ve bir teknik personel yasasının çıkarılması. Bunun mücadelesi başlıyor, o özellikle 1965'li yıllardan sonra. Her ne kadar dönemin başbakanı ta 1971'e kadar başbakanlığını sürdürecek olsa dahi bu konuda İnşaat Mühendisleri Odası ve TMMOB ile birlikte TMMOB'ye yönelik çok da hemfikir değiller. Ama buradaki hemfikir olmayış sadece İnşaat Mühendisleri Odası'na yönelik değil, yani devletle İnşaat Mühendisleri Odası arasında değil, İnşaat Mühendisleri Odası ve TMMOB arasında da çok ciddi derin ayrılıklar söz konusu. İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Maden Mühendisleri Odası ve birkaç oda daha aslında TMMOB'nin lağvedilmesini, buna karşılık mühendislik, her bir mühendislik örgütünün kendi başına kalmasını, yani bir üst birliğin olmamasını, bunlar istiyorlarsa kendi aralarında bir birlik kurmasını talep eden davranış da içerisindeler. Bu 1970'e kadar, 71'e kadar sürüyor. O dönem içerisinde TMMOB ile İnşaat Mühendisleri arasında da ciddi çekişmeler var. Hatta icralık, birbirlerini icraya verecek kadar, mahkemeye verecek kadar ileriye giden şeyleri var, davranışları var. Artık 1960'lı yılların sonlarında İnşaat Mühendisleri Odası'nın kadrolarının da gençleşiyor olması sebebiyle ve özellikle 1968, 69 ve 70'li yıllardaki gençlik hareketinin de etkisiyle artık gençler daha çok yönetimde yer almaya başlıyor. Eskinin daire başkanları, genel müdürleri, işte yüksek düzeydeki teknokratlarının yerine artık üniversitelerde çalışan, özel sektörde çalışan ya da devlette çalışan genç mühendisler almaya başlıyor. Seçimlere onlar girmeye başlıyor ve daha büyük iddialarla girmeye başlıyorlar. İnşaat Mühendisleri Odası'nın da TMMOB'nin de dönüşüm süreci aslında bununla birlikte başlıyor 1969, 70 ve 71 yıllarında. En önemli mesele o dönemin 10.195 sayılı işte teknik sayılı kararnamesinin iptal edilerek teknik elemanların memur statüsüne sokulması oluyor. Memur statüsü, bu çerçevede de eylemler başlıyor. 1970 yılında birkaç tane oda ve dönemin
Teknik Eleman Sendikası'nın, Teksen diye, Teknik Eleman Sendikası'nın öncülüğünde ilk teknik eleman boykotu gerçekleştiriliyor 1970 yılında. Bunun yanı sıra tabii davalar, mahkemelik olmalar, özellikle Danıştay'da açılan davalar, şu özel okulların açılmasıyla ilgili bu konuda da ikili bir mücadele yürüyor. Ama aynı zamanda dönemin siyasal koşulları da çok çok ağır bir toplumsal buhranın yaşandığı dönemin siyasal koşulları ve 1971 yılındaki bu bir darbeyle, muhtırayla sonuçlanıyor ve çok ağır bir faşizan bir yönetim dönemi başlıyor artık. 1971, 72, 73 yıllarını da kapsayacak düzeyde. O yıllar İnşaat Mühendisleri Odası'nın da aslında genel olarak o aktif pozisyonundan daha dağınık ve daha nasıl diyeyim pasif bir süreççi yaşamasına sebep olan yıllar. Ama 1973 sonrası, 73 ile 80 yılları arasında bu sefer eskiden odalar ön plandayken bu sefer TMMOB'nin ön planda olduğu ve odaları tamamını kapsayacak bir süreç yaşanıyor. Bir tür aslında bir eylemlilik patlaması da yaşanıyor. Eylemlilikteki kastım şu, her konuda bir şeyler üretmek, her konuda bir şeyler söyleyebilmek, her alana müdahil olabilmek, bu ülkenin teknopolitikalarına, yatırımlarına söz söylemenin yanı sıra aynı zamanda eğitimine, aynı zamanda hak mücadelesinde, aynı zamanda demokrasi mücadelesinde, demokrasi taleplerinde, her konuda bir şeyler söyleme. Akademik ve bilimsel gelişmeleri takipte odalar çok yoğun bir faaliyet dönemi yaşıyor 1973 ve 80 yılları arasında. Yani salt bir politik söylem pozisyonunda değil, aynı zamanda hak mücadelesinde ve bilimsel gelişmelerin takip edilmesi ve ülkemizde uygulanması çerçevesinde de önemli gelişmelerin altına imza atıyor Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı odaları. 1979'a gelindiğinde 19 Eylül'ünde önemli bir eylem de gerçekleştiriyor Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. İkinci defa bir boykot veya bir grev, teknik eleman grevi gerçekleştiriyor ve çok yüksek bir katılım, ülke genelinde çok yüksek bir katılımı sağlıyor. Pek çok talebi var. En önemli talebi tabii ki düşük olan ücretler, mühendis ve mimar ücretleri. Bunlar hali hazırda 1970'li yıllarda devlette çalışan mühendislerin sayısı, mühendis ve mimarın sayısı özelde çalışanlardan daha fazla. Dolayısıyla hak arama mücadelesi öncelikli olarak aslında devlete yönelik, devlete karşı yapılmakta. Dolayısıyla hem özlük haklarının hem düşük ücretlerin giderilmesi, iyileştirilmesi doğrultusundaki talepler aynı zamanda dönemin baskıcı tutum ve politikalarının değiştirilmesi talebi haline de dönüşüyor ve 19 Aralık 1979 yılında çok önemli bir grev gerçekleştiriyor. Kuşkusuz ki bu sürecin akabinde elbette ki bu türlü ön plana çıkan şeyler, hareketlilikler ve örgütlenme gayri ihtiyari karşıtının da daha ağır baskısını oluşturuyor, da karşıtı da daha ağır bir baskı kurma peşine, düşüncesine giriyor ve 79-80'li yıllar 12 Eylül'e kadar
TMMOB kadrolarının öldürüldüğü, yaralandığı, TMMOB birimlerinin saldırıya uğradığı, gerek genel kurullarının gerek binalarının saldırıya uğradığı dönemler halinde geçiyor. Ve 1980'e gelindiğinde de bu ve benzeri pek çok gerekçeyi ortaya koyarak yeni bir faşist dönem, yeni bir baskıcı dönem hayata geçiyor. 80 darbesiyle birlikte. 80 darbesi aslında tabii ülkedeki bu kaotik ortamı gerekçe olarak kullansa dahi aslında farklı bir dünyayı ortaya seriyor, serdi veya farklı bir dünyaya yönelmesini sağladı Türkiye'nin. O da neoliberal diye tarif edilen yeni dünya düzeni. Bu yeni dünya düzeninde tüm kamucu politikaların bertaraf edildiği, sermayenin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı veya kaldırılmasının hedeflendiği yeni bir dünya düzeni ve sermayenin her alana, her yere rahatça ulaşabilmesi, girmesini sağlayan ve her hizmetin sermayenin daha çok gelişmesini hedefleyen bir dünya düzeni. Bu sadece Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin çözülmesinde o 80'li yıllarına sebep olmuyor. Toplumun genelinde bir çözülme ve dağılışa sebebiyet veriyor bu politikalar. Bir yandan baskıcı politikalar, diğer yandan da bireyciliğin pompalandığı bir iktisadi sistem. Bunun tarifini nasıl söyleyelim? Aslında dönemin en veciz kelimelerinden birisi, dönemin başbakanı olan Turgut Özal'ın "benim memurum işini bilir." Bu aslında teknik elemanlara da sirayet edebilecek düzeyde aslında çürüme ortamına sebebiyet veren bir şey idi. Bunun yanı sıra aslında 1980'li yıllar gene ikinci bir yatırım yılları olarak geçti. Özellikle konut sektöründe, özellikle şehirleşmede. Çünkü 80'li yılların özellikle son dönemlerinde yoğun bir göç dalgasının tekrar yaşandığı, nasıl 1960'lı yıllarda yaşandıysa 1980'li yıllar sonrası ve 90'lı yıllar başları yoğun göç dalgasının yaşandığı ve şehirleşmenin de akabinde beraberinde geliştiği ama çarpık geliştiği yıllar. Bu zaman dilimi içerisinde gene yoğun bir mühendislik ihtiyacı ve bu ihtiyacı, daha doğrusu mühendislik ihtiyacı demeyelim, yoğun bir mühendislik faaliyetinin yaşandığı yıllar da aynı zamanda. 90'lı yıllar ise o baskı döneminin kısmen azaldığı, kısmen toparlanma, toplumsal bir toparlanmanın var olduğu ve bundan da gene TMMOB ve odaların da etkilenmeye başladığı, artık yeni katılımların, genç katılımların odalarda, gençlerin katılımının sağlandığını görüyoruz. Ve aynı zamanda da gene gerek bilimsel mesleki politikalar konusunda faaliyetlerin artırılması, gerekse de hak mücadelesinin ön plana çıktığı 90'lı yıllar olduğunu görüyoruz. Katılımın da daha 1970'li yıllardakini anımsatacak düzeyde ilgi ve katılımın arttığını da görüyoruz. Ama aynı zamanda aslında 90'lı yıllarda önemli şeyler de yaşandı. Önemli farklı bilinçler de gelişti. Özellikle deprem konusunda. 92 Erzincan depremi, 95'teki Dinar depremi, 98'deki Adana depremi ve 99'daki Gölcük Marmara depremleri Türkiye'deki yapılaşma ve yapılaşma düzeninin ne olduğunu, ne türlü sonuçlara sebebiyet verdiğini, bu düzenin genel olarak neylerden kaynaklandığını, yapılaşma düzeninin neylerden kaynaklandığını veyahut da o çürük yapılaşmayı kastediyorum,
nelerden kaynaklandığının tartışıldığı yıllar da oldu aslında bu. Dolayısıyla meslek politikalarının tekrar politizasyonu dönemi de başladı diyebiliriz 90'lı yıllar çerçevesinde. 2000'li yıllarda ise artık daha farklı bir dünya, daha farklı bir Türkiye. Artık neoliberal, İslamcı politikaların kendi iç ittifaklarıyla birlikte gene tırnak içerisinde demokrasi ve insan hakları veya demokrasi ve özgürlük adı altında aslında toplumsal çözülümü daha da derinleştiren, özelleştirme politikalarını had safhaya ileten, çıkaran, tam anlamıyla plansız, tam anlamıyla programsız bir kalkınma bile denmeyecek bir faaliyet içerisine giren, ticari faaliyet içerisine giren, üretim yatırımlarının tamamen ortadan kalktığı bir dünya düzeni. Bu dünya düzeninin içerisinde kuşkusuz ki Türkiye ve Türkiye'deki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği artık özellikle ikinci yarıdan itibaren savunma pozisyonuna geçer bir hal aldı. Şöyle ki 1970'li yıllarda kadrolarına yapılan fiziki saldırılar artık 2000'li yılların özellikle 2010'lu yılların ikinci yarısından itibaren kurumsal bir saldırıya dönüşmeye başladı. TMMOB'nin yasasının 2011'den bu yana her daim bir değiştirilme çabası içerisinde olduğunu gördük. TMMOB yasasının ilk değişimi 1980 darbesinin hemen akabinde olmuştur. Ondan sonraki ikinci değişim girişimleri ise 2011'den bu yana aslında gittikçe de otoriterleşen devlet düzeninin ikinci bir saldırı dalgası olarak nitelendirebiliriz. Bugün de demokrasinin artık hukukun, demokrasinin 1980'li yılların askeri dönemini hatırlatacak düzeyde veya onu aratacak düzeyde geri noktalara gittiği koşullarda artık bireyler, TMMOB içerisindeki bireyler değil, topyekün kurumlar hedef haline gelmekte. Neden topyekün kurumlar hedef haline gelmekte? Çünkü bu kurumlar içerisindeki kişilerden azade olarak kurumsal varlıklarıyla sermayenin önünde, sermayenin sınırsız ihtiyaçlarının veya taleplerinin önünde engel teşkil edebiliyorlar. O anlamıyla kaldırılması gerekmekte. Şimdi kısaca diye dediğim bu tarihçeyi belki burada noktalandırmak gerekiyor ama daha eğitime giremedim ama şunu ifade etmek isterim. Toplumdaki yeri, TMMOB'nin ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın toplumdaki yerini Eylem Başkan çok güzel bir şekilde ifade etti aslında. İzmir depremi bunun en önemli göstergelerinden birisidir. Her ne kadar devlet kurumları bizimle birlikte çalışmaktan kaçınsa dahi İzmir halkının İnşaat Mühendisleri Odası'na göstermiş olduğu teveccüh ve ilgi TMMOB ve bağlı odalarının toplumun ne kadar derinliklerine nüfuz ettiğinin göstergesidir. Nedir bu ilgi? İnşaat Mühendisleri Odası'na olan güven. İnşaat Mühendisleri Odası'nın faaliyetlerinin ne karşı olan inançtır. İnsanlar devlet tarafından görevlendirilmiş mühendisten ziyade inşaat mühendislerinin görevlendirmiş olduğu mühendisin hakkaniyetli davranacağını, doğru davranacağını, bilimsel davranacağını, tekniğine göre davranacağını düşünmektedirler.
Bu boş bir düşünce, boş bir kendiliğinden olmuş bir süreç değildir. Az evvel bahsettiğim aslında özellikle 1970'li yılların son başından itibaren süre gelen mühendisliğin ve mimarlığın toplumun bir parçası ve toplum için toplumun genelinin refahı ve kalkınması için uygulanması gereken bir meslek olduğunu savuna geldiğinden kaynaklıdır. Toplumdaki bu güvenin sebebi. Biz evet gene Eylem Başkan'ın ifade ettiği gibi sadece şeyleri kamunun varlıklarını korumakla kalmıyoruz. Tıpkı o kordonun korunmuş olduğu gibi. Aynı zamanda toplumun derinliklerine de nüfuz etmiş bir örgütün, bir mesleğin mensuplarıyız. Daha doğrusu örgütün mensuplarıyız. Meslek sonuç itibariyle bir araç. Şöyle bir araç. Bunu kötüye kullanırsanız bilim ve teknik de öyledir zaten. O anlamıyla mühendislik de öyledir. Kötüye kullanırsanız kötü sonuçlar elde edersiniz. Toplumu ve doğayı derinden etkileyecek sonuçlar elde edersiniz. İyiye kullanırsanız onların hep beraber kalkınmasını doğayla uyumlu bir inşa ve yapılaşma sürecinin varlığını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesidir. Bu tercih meselesini de örgütleyen, dillendiren, örgütlemeye çalışan 1970'li yılların başından itibaren de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı odaları olmuştur. O yüzden de toplumdaki karşılığı her zaman güvenilir pozisyondadır. Bugün hukuk bütün devlet kurumları, başta hukuk olmak üzere tüm kurumlar, üniversitelerde dahil olmak üzere tüm kurumların güvenilirlik oranı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği veyahut da bizim gibi meslek odalarının çok çok gerisindedir. Türk Tabipler Birliği'ni kastediyorum, Barolar Birliği'ni kastediyorum, eczacıları, ziraatçıları kastediyorum. Yani ve sonuç itibariyle özellikle işte 2000'li yılların bu neoliberal düzeninin şeyleri, kurumları ortadan kaldırma hevesi bugün barolar üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi durmakta, tabiplerin üzerinde durmakta ve kuşkusuz ki 2011 yılından bu yana Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin üzerinde durmakta. Osman Gazi Köprüsü'nün açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için yıkım ekibi tabirini kullanmış idi. Paralelle birlikte çalışıyor olduğunu söylemiştin ve bu açtığı davalarla kendilerini engellediklerini söylemiş idi. Aslında iki şeyi birden şu an, daha doğrusu birincisini ortadan kaldırdı. Bir, Danıştay'ı veyahut da hukuku ortadan kaldırdığı için artık o konuyla eli rahatladı. İki, buna rağmen hala toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, topluma bir şeyleri anlatmaya, aktarmaya çalışan Türk ve Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tüm etkinlikleri kırılmış, zayıflatılmış, törpülenmiş, körelmiş olmasına rağmen hala hazırda toplumun direnç noktalarından birisi olarak kalabiliyorsa bir rahatsızlık pozisyonu yaratıyor siyasal iktidar nezdinde. Dolayısıyla da tıpkı tabiplerde olduğu gibi onların pandemi dönemindeki toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme ve dayanışmayı artırma çabaları gene iktidarı ne kadar rahatsız ettiyse baroların kendi içerisindeki baroların hukuk diye yakarışları ne kadar rahatsız ettiyse TMMOB'de rahatsız ediyor ve topyekün kurumlara karşı bir saldırı söz konusu. Kuşkusuz ki bunların aslında sonu yok. Yani onlar açısından sonu yok, geçerliliği yok. Bir iki belki şey olabilir, başarılı sonuçlar elde edebilirler ama tarih bu türlü despotik politikaların
hangi çöplüğe atıldığının örnekleriyle doludur. Osman Gazi Köprüsü bile bugün artık o Cumhurbaşkanlığının sarayının raporlarında bile ne kadar kötü bir daha doğrusu yapılım tarzı itibariyle bu kamu özel işbirliği politikalarının ne kadar kötü politikalar olduğu saray raporlarına geçecek kadar aslında tescillenmiş bir şeydir. Dönemin Cumhurbaşkanı ve dönemin açılış töreninde bize bunları söylemiş olması bugünkü gelinen noktada toplumun bu türlü tuzak yatırımların ne olduğunun sonuçlarını görmüş olması engel olamamıştır o gün söyledikleri. Çok uzattığımın farkındayım sevgili arkadaşlar. Eğer sorular olursa ve şeye giremediğiminde özellikle eğitimle ilgili eğitimin tarihsel odanın eğitimine tarihsel yaklaşımına giremediğimin farkındayım. Ama lafı da uzattığımın farkındayım. Deniz teşekkür ediyorum. Beni hiç kesmedi ama sanırım izleyicileri belki uyuttuk. Yok, çok, belki sorularla birlikte gelişebilir. O konuya da girebilirim. Çok teşekkür ederiz. Zevkle dinledik. Gerek geçmişten günümüze kadar gerekse günümüzde karşılaştığımız durumlarla ilgili çok güzel bilgilendirmelerde bulundunuz. Bizi zevkle dinledik. Şimdi dilerseniz birkaç sorumuz var. Onları ben ileteyim size. Bir konu hakkında iki soru var aslında. Ne kadar canımızı sıktığını da gösteriyor biraz. Diploma kiralama konusunda. Diploma kiralamalarını önlemek için biz emeğimizle çalışan mühendisler bu konuda ne yapabiliriz? Ve diğer arkadaşımız da aynı konu hakkında ceza verilmesi gerektiğini düşünüyor ve odanın bu konu hakkında neler yaptığını soruyor. Çok önemli bir konu ve çok önemli bir sorun. Yani çok da kolay çözülebilecek bir sorun değil. Çünkü bu az evvel bahsettiğim genel politikaların sonuçlarının mühendislik içerisinde bizim camiamızda ne kadar nüfuz ettiğinin de göstergesi aynı zamanda. Şimdi diploma kiralama, imzacılık bir mesleğin çürümesinin en önemli en önemli göstergelerinden birisi. Bu çürümenin bir sebebi var tabii. Yani bu çok çok boyutlu bir sebep. Yani bir eğitim politikalarından başlıyor. İki mühendisliğin şu anki uygulanma politikalarıyla devam ediyor. Nerelerde kullanılıyor bu imza veya da diploma kiralama meselesi? Genellikle aslında müteahhitlik sektöründe, taahhüt sektöründe. Taahhüt sektörü mühendislik hizmetine bir şey gözüyle bakıyor. Bir nasıl diyeyim, bürokratik bir işlem gözüyle bakıyor mühendislik hizmetine. Bir yapının veya bir halin ortaya çıkmasının temel girdisi gözüyle bakmıyor da onun yapılması sürecinde işte bir evrak eki gözüyle bakıyor, bürokratik bir evrak eki. Dolayısıyla da mühendislik hizmeti onlar açısından, taahhüt sektörü açısından ve müteahhitler açısından maliyet artırıcı unsur haline dönüşüyor. Bu maliyet artırıcı unsurun maliyetlerini düşürmek, yani ücretlerini düşürmek için ne yapılabilir? O zaman yapılması gereken şey şu, onlar açısından söylüyorum tabii. Mühendislik hizmetlerinin mümkün olduğu kadar denetlenebilir olmasından çıkarılmasını sağlamak, işsizliğin artmasını sağlamak, ve mühendisliğin aslında, yani mühendislerin çok da fazla bir işe yaramadığını, bunu işte bilmem ne kalıpçı ustasının, bilmem ne demirci ustasının veyahut da çekirdekten yetişmiş kişilerin aslında çok daha iyi bir şekilde yapabilecekleri propagandası ile de bunun altlığını oluşturmak. Şimdi
Eğer yüksek oranda işsizlik var ise mesleğini yapmaya çalışanlar üzerinde de yüksek oranda bir baskı var demektir. Çünkü karşılığında eğer o sektörün taleplerini yerine getirmez iseniz karşılığında işsizler ordusuna katılmak gibi bir tehditle karşı karşıya kalırsınız. Hele ki üzerinizde herhangi bir denetim veya yanınızda veya arkanızda denetim mekanizması ile desteklenmiyorsanız. Örneğin bir projeyi denetleyip de bunun yanlışlıklarını gidermesi için söylediğinizde çok kimse sizi önemsemiyorsa, bir yapıyı denetlemek için sahaya gittiğinizde ya sen gelmesen de olur, sen maaşını al gibi sözlerle karşılaşabiliyor ve bu genel yapı üretiminde bir artık kural haline gelmiş olabiliyor ise artık zamanla kişiler o imzası ile para kazanmaya çalışan insan haline dönüşüyor. Bu anlamıyla olay ikili. Sadece kişilerin vicdanıyla alakalı değil, aynı zamanda sistemin denetimsizliği ve teknik elemanları hizmetlerinin ikinci plana itilmesi meselesiyle de ilgili. Bu konuda İnşaat Mühendisleri Odası her platformda bunu dile getirmeye çalışıyor. Her türlü mevzuata bunu sokmaya çalışıyor. Aslında İnşaat Mühendisleri Odası buna her daim dahil olmaya çalışıyor. Mesela şantiye şefliğinden yapı denetimine ve projeciliğe kadar bunların o düzenlenmesine yönelik yönetmelikler çıkarmaya çalışıyor ya da devlete çıkarması gereken yönetmeliklerin ne olduğunu söylemeye çalışıyor. Ama ne yazık ki siyasal iktidarın tercihleri genel o sermayenin önünü açma doğrultusunda olduğu için mühendislikteki imzacılık ve diploma kullanımı meselesi de buna kurban oluyor. Bu işin temel çözümü kuşkusuz ki siyasal anlayışın değişmesi, siyasal tercihlerin değişmesi. Ama aynı zamanda da bizler ne kadar çok baskı oluşturabilir isek bu konuda da faaliyetlerimiz söz konusu. Her alanda dediğim gibi şantiye şefliğinden yapı denetimine kadar ve bunların belgelendirilmesine kadar elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Öncelikli görev olarak bunu addediyoruz. Şu an için diyebileceğim bu. Teşekkürler. Gerçekten çok can sıkıcı bir konu. Başka bir can sıkıcı diyebiliriz aslında ama siyasi ve iş kaybı kaygısı yaşamadan gerçek mühendisliği nasıl hayata geçirebiliriz? Aslında biraz cevabını vermiş gibi oldunuz ama yine de soruyu yönelteyim ben. Bir daha söyler misiniz? Bu arada bir şeyi kontrol ettim. Tabii, siyasi ve iş kaybı kaygısı yaşamadan gerçek mühendisliği nasıl hayata geçirebiliriz? Bu da çok derin bir konu tabii ki. Her şeyi düzene ve sisteme atmak gibi kolaycılığa kaçmayacağım ama işin özü bu. Yani sistemsel çareler bulunmadığı sürece sadece iyileştirmeler yapılabiliyor ki o da çok uzun ömürlü olamıyor veyahut da hayatta kalamıyor. Yani iyi mühendislik kuşkusuz ki bir defa bir öğrenci bir mühendislik okuluna giriyorsa amacı iyi mühendis olmak. Onunla birlikte de kuşkusuz ki iyi mühendisliğin gereği gibi de yaşayabilmek, onun kazancını sağlayabilmek. Her insanın hedefi bu. Dolayısıyla her öğrenci mezun olduktan sonra iş hayatına atılan herkesin hedefi bu olan durumun neden yaşayamıyor olduğumuzun temeli Türkiye'deki aslında genel olarak az evvel bahsettiğim sistem. Ama şu önemli tabii,
tercih edile yani bu düzen içerisinde tercih edilebilir olmak da biraz da insanların kendisine de bağlı. Kendisini yetiştirmesine de bağlı. Hem üniversite eğitimi boyunca edinebildikleri hem de üniversite sonrasında edinebildikleri kendisini yetiştirebildiği her konuda gerek ilgi duyduğu uzmanlık alanında bu meslek alt uzmanlıklarından bahsediyorum. Hem onun haricinde yabancı dil ve benzeri ilave donanımlarında hem bunun yanı sıra işte teknolojinin ve dönemin getirilerini takip etmesi açısından bunlar önemli vasıflar. Yani bu vasıflara sahip olduktan olmak mesleğin icrasının düzgün yapılmasını da karşı taraf nezdinde zorlayıcı olacaktır, olmaktadır. Ama dediğim gibi temel çözüm diğer yerlerde, geri tarafta. Tabii, çok teşekkürler bu soru için de. Bir sorumuz daha var. İnşaat sektörünü son 5 yıl içerisinde nasıl bir yerde görüyorsunuz? İnşaat sektörü son 5 yıl içerisinde çok ciddi bir gerileme içerisinde. Yani bunu tabii ki işsizlik oranlarının artışında da görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılı itibariyle işsizlik miktarı Ankara Şubesi'nin yapmış olduğu bir anketten yola çıkarak söylüyorum. Aşağı yukarı %7 civarlarındaydı. Aklımda yanlış kalmadıysa 2012 yılında. Ancak 2020 yılının Şubat ayında 2019'un sonu itibariyle yaptığı ankette yaklaşık %18-19 civarında. Bu zaman dilimi içerisindeki bu Ankara bölgesindeki işsizlik oranındaki artışı gösteriyor. Bu tabii ki genel işsizlik oranı. Bunların içerisindeki genç işsizlik oranı gene 2020 başı itibariyle her 3 mühendisten birine tekabül edebilecek düzeydeydi. Bu inşaat sektörünün aslında son 5 yıldır gelmiş olduğu noktayı göstermekte. En temel noktalardan birisi. Keza bunu nerede de görüyoruz aslında. Mesleğimiz açısından da bir gösterge. Son yıllarda artık kontenjanların, üniversiteyi tercih kontenjanlarının doldurulamıyor olmasında da görüyoruz. Şimdi inşaat sektörünün bu hale gelmesinin birkaç tane sebebi var. Bir, zaten aslında bir tür balon gibi şişirilmiş bir sektöre sahip idik. Sürdürülebilir bir düzene sahip olmayan. Yani ciddi bir inşaat faaliyetinin varlığı ama bunun karşılığı kadar da istihdam yaratmayan bir sektöre sahiptik. Bu hem konutlaşma açısından hem de bayındırlık faaliyetleri açısından. Yani yoldu, köprüydü, barajdı ve benzeri inşaat faaliyetleri açısından. Dolayısıyla bugünün Türkiye'sinde dahi iddia ediyoruz ki aslında bugünkü sektörün gelmiş olduğu noktada dahi mühendislik içerisindeki işsizliğin bu düzeyde olmaması gerekmektedir. Yeter ki istihdam yaratılabilmesi için tıkalı noktaların önü açılabilsin. Yani kastım şu, bir ihalede gerekli olan mühendis kadar mühendis istihdam edilebilsin. Bir yapı denetiminde gerekli olan mühendis kadar mühendis çalıştırılabilsin. Şantiyelerde göstermelik, imzacılık yerine gerçekten mühendis iş yapabilsin. Bunlar gerçekleştirilebildiği takdirde bugün ülkemizde mühendis açığı bile söz konusu olabilir. Kuşkusuz ki bir de diğer yandan dünyadaki genel kapitalist bunalımın yaşanıyor olması, yatırımların gerilemesine ve dünyadaki müteahhitlik sektöründen
bizim müteahhitlik sektörümüzün payının gitgide azalıyor olmasında da, genel işsizlik oranında da ve sektöre yansımasında da etkisi bulunmakta. Sağ olun tüm cevaplarınız için. Biraz can sıkıcı sorularla bitiriyoruz ama kaygılarımız var mesleğimizin adına, ama biz yine de odamızın yanında hep yürüyeceğiz, bunu belirtelim. Kapatmadan önce her ikinize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sanırım yayınımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir dinleyenlere. Kesinlikle hocam. Sevgili Başkanım, gayet güzel oldu bence. Güzel bir etkinlikle başlattık. Öğrencilerimize yönelik olan bu etkinliğimize. Ben de katıldığınız için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Teşekkür moderatörlüğün için de. Sana bırakıyorum tabii. Sen kapatacaksın tabii ki. Sağ olun. Çok teşekkürler tüm katılan arkadaşlarımıza da, buradan teşekkürlerimizi iletelim. Hepinize iyi günler diliyorum.